O zaman şöyle bir şeyle başlayalım. Bugün konumuza bu diya ile başlayalım. Bu diya, geçen derslerimizde şuna vurgu yapmıştık. Kuru dönem yönetiminin en önemli parçasını meme içi antibiyotik ve meme başı kanalını kapatan uygulamaların yapılması gerektiğini ve bu meme başı kanalını kapatan maddeleri de Titsil olarak isimlendirmiştik. Bunlar bir önceki diyada da yarar olduğunu düşünüyorum göstermekte. Meme başı kanalını ve meme başı sisternasını kapatarak nedir o? Aktif involüsyon döneminde ve kolostrogenezis döneminde süt yapımından dolayı meme içi enfeksiyonların nedir? Ya da patojenlerin meme içerisine girmesine nedir? Fiziksel bir engel oluşturarak memeyi enfeksiyondan koruduğuna dikkat çekmiştik. Dikkat edin, bu maddeleri nereye veriyoruz? Meme başı kanalına ve kısmen sisternasına. Şimdi bu patojenlerin verilmesinin şöyle bir uygulaması oldukça önemli. Biz bu maddeyi ne dedik? Meme başı kanalına ve sisternasına vereceksiniz. O yüzden uygulama şu şekilde olmalı. Öncelikle elle meme başının kaydesine basınç yapılmalı. Yani şöyle söyleyelim. Şu yukarı kısımdan bir parmağınızla iki parmağınız arasında alarak sıkıştırmalısınız. Burada da ama şu. İlaç verdiğinde ilacın daha yukarı bölümlere, bakın, meme kanallarına veya nedir? Alveollere doğru gitmesine engel olmak. Öncelikle yapacağımız meme kaydesine bakın bir basınç yapıyoruz. Basınç yaptıktan sonra kanülü nedir, bak, uç kısmını sınırlı koyuyoruz. Hatırlayın, geçen derste yine demiştik ki meme içi ilaç verilirken kanülün ucunu memenin içine tam sokmayacağız. Neden tam sokmayacaktık? Bir, meme başı kanal keratinin yapısını bozduğumuz için, çünkü bu keratin antibakteriyel özellikle maddeler salgılıyordu. O bakımdan önemliydi. Geçen derste bir daha hatırlayalım, önemli diye. Şurada hemen bakın, bu keratinin yapısını bozuyorsunuz. İki, keratine tutunmuş bakterileri içeri doğru taşıyorsunuz. Bu bakımdan bir de meme başı kanalında genişlemeye neden oluyorsunuz. Meme başı kanalında genişlemede meme başı kanalının daha uzun sürede kapanması ve mastitis oluşması açısından riskli. O yüzden biz kısmi uygulama dediğimiz sadece memenin uç kısmını, bakın burada da görüyorsunuz, kısmi uygulamada 2-3 milimetre kadar memenin içine sokuyorsunuz. Oysa tam normal meme başı kanalının uzunluğu ne kadardı, hatırlıyor musunuz? 8-16 milimetre uzunluğunda. Oysa tam uygulamada bakın 8-16 milimetreyi geçiyor. Oysa kısmi de 2-3 mililitre kadar veriyorsunuz. Burada amaç neydi, bir de en önemli amaç arkadaşlar? Bazen enfeksiyon sadece meme başı kanalıyla sınırlı olabilir. Memenin kanal veya alveoler sistemi enfekte olmayabilir. Eğer siz ilacı memenin sisternasına verirseniz meme başı kanalındaki bir patojeni yani yok edemezsiniz. Çünkü ilaç yukarılara doğru dağıldığı için bu bölgede yeterli antibiyotik konsantrasyonu olmaz. O nedenle antibiyotik verilirken arkadaşlar bakın, burada da kısmi inzersiyonu ya da uygulamanın en önemli avantajı odur. Meme başı kanalına verilmesi lazım. Aynı şekilde de Titsil'lerde da olduğu gibi arkadaşlar, burada meme başı kaydesini bastırıyorsunuz iki elinizle, kanüleyi kısmen sokuyorsunuz ve yavaşça enjekte ediyorsunuz. Bakın bu yavaşça da çok önemli. Hızlı verirseniz yukarı bölümlere gitme şansı fazla olur. Bir enjeksiyon yaptığınızı düşünün. Boş bir enjektörün içine su çekin. Bir yavaş pistonu ittirin, bir de hızlı ittirin. Hızlı ittirince ne olur? Tavana kadar çıkar. Oysa yavaş ittirseniz belki birkaç santimetre kadar nedir? Yükseğe çıkar. O yüzden yavaş uygulama son derece önemli arkadaşlar. Çünkü doğuma yakın dönemde ne demiştik? Kuru dönemin başında süt yapımı devam ettiği için birçok ineğin meme başı keratini de o dönemde henüz hazır değil ve açıldığını, süt akıttığını, şunu yine tekrar buraya dönmek istiyorum, bakın, süt akıttığını, süt akıtan ineklerde meme başı kanalı açık olduğu için patojenin girmesi ve enfeksiyonun riskinin önemli olduğunu söylemiştim.
Buraya bir kez daha değinmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar geçen derste anlatsak da. Bakın arkadaşlar, kurye çıkarılmayı izleyen bir haftadan sonra, kurye çıkardığınız bir hafta sonra ineklerin %50'sinde hala meme başı kanalı açık. Bu ne demektir? Hala patojenin girme şansı var demektir. %20 içinde bakın 6 hafta sonra bile kurye çıkarıyor. Bu ne demek? 4 ineğinin birinin kurye çıkardıktan 6 hafta sonrasında meme içi, meme başı kanalı nedir açık. Yani 4 ineğinizden birinin enfeksiyon riski oldukça yüksek demektir. Bakın 6 hafta sonra görüyorsunuz ki yüzde özellikle de 21 kilogram civarında, bu 46-21'e denk geliyor. Bu kurye çıkardıktan 6 hafta geçmiş, özellikle de 21 litreden daha fazla süt veren ineklerin %47'sinin arkadaşlar hala meme başı kanalı açık. Biz kurye çıkartmarken, kurye çıkarma yöntemi olarak ne demiştik? Büyük işletmelerde daha çok aniden sütten kesmeyi. Birçok sürüde de öyledir. Kurye çıkarma zamanı birçok inek 20 litre ve üzeri süt veriyordu. Siz aniden sütten kestiniz, aniden sağımı bıraktınız. Hala memede süt yapımı devam edeceği için bakın mastitis riskinin ne kadar yüksek olduğunu. Hatta bak burada özellikle de yüksek süt verimli hayvanlarda meme başı keratin plağın bakın önemli oranda geç şekillendiğini ve buna bağlı olarak da meme içi enfeksiyonların nedir yüksek olduğunu söylemiştik. Burada da onu resmediyor. Yüksek süt verimli ineklerde süt yapımı devam ettiği için süt sızıntıları olur. Burada olduğu gibi süt akıtır bazı inekler. Bak diyor ki burada kuru dönemde özellikle de diyor çevresel streptokokları ve koliform etkenlere bağlı mastitis olasılığı nedir? 4 kat daha fazladır. Nedir? Süt akıtan ineklerde akıtmayanlara göre. O yüzden buranın önemli olduğunu bir kez daha söylemekte yarar olduğunu söylüyorum. İşte biz o nedenle meme başı kanalını kapatmak zorundayız. Çünkü bakın ne kadar önlem alırsanız alın hala ineklerin önemli bir kısmında bakın kuruya çıkarılmayan haftalar sonrasında bile meme başı keratini yeterince oluşmuyor. Evet. Ve bir de yeri gelmişken söyleyelim. Ne demiştik biz? Kuru dönem tedavisini iki şekilde yaptığımızı. Ya kör tedavi ya selektif tedavi. Kör tedavi de nedir? Kuruya çıkan 4 meme lobuna da antibiyotik vermemiz ya da verilir. Selektif de kuruya çıkarken sadece enfekte olan. Bazen şöyle bir yaklaşım da var. Bir ineğin 4 memesi var biliyorsunuz. Bir memesi enfektedir. Bir yaklaşıma göre sadece bir memeye verilir antibiyotik. Diğer 3 memeye verilmez. Ama bazen de şöyle olur, bir yaklaşım da şudur. Eğer en az bir memesi bile enfekte olsa 4 memesine antibiyotik veriliyor. Ama kuru dönemde şu çok önemliydi, yine hatırlayın. Antibiyotik verilen hayvanlara mutlaka da titsiyel verilmesi gerektiğini. Yani kuru dönem tedavisinin titsiyelle birlikte yapılması olmazsa olmaz. Bunun ikisini birlikte yaptığımızda tek başına nedir? Antibiyotik yapılmasına oranla daha az nedir mastitislerle rastlıyoruz ya da korumasını koruma gücünün daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Buraya kadar biraz da bir önceki dersimizin kısmi bir özetiydi. Yani meme içi titsiyel verilirken aynı antibiyotik verilirken dikkat ettiğiniz gibi dikkat etmemiz gerektiğini. Antibiyotiği nasıl veriyorduk peki? Antibiyotiğin veriliş şeklinin de tedavi başarısıyla yakından ilişkili olduğunu, ister kuru dönem tedavisi yapalım, isterse laktasyondaki bir hayvanda mastitis şekillensin, onu tedavi edelim. Antibiyotiği nasıl veriyorduk? Var mı fikri olan? Antibiyogram yapmadan kullanıyoruz. Yok, uygulama şeklini diyorum. Biraz önce diyalarda vardı. Önce memeyi bir, memeyi tam olarak boşaltıyorduk. Sonra bir tiptipin solüsyonuna daldırıyorduk. 30 saniye kadar bekledikten sonra meme başını tek kullanımlık ya da temiz bir havlu ya da tek kullanımlık bir peçeteyle siliyorduk. Sildikten sonra memenin uç kısmını %70'lik alkolle temizledikten sonra antibiyotiği kısmi yani tam sokmadan antibiyotiği veriyorduk ya da antibiyotikten sonra titsiyel vereceksek titsiyel uygulamasını yapıyorduk.
Sonrasında memeyi bir daldırma solüsyonuna tekrar daldırıyorduk. Hatta bu daldırma solüsyonunun nedir? Bariyer oluşturan. Hatırlayın meme başı dezenfektanlarının sağım sonrası olanların bariyer oluşturduğunu, meme başı kanalını kapattığını, dışarıdan patojenle temasına engel olduğunu söylemiştik. Bariyer oluşturan bir uygulama bu anlamda önemliydi. Bunlardan sonra şimdi memenin anatomik savunma sisteminden bahsediyorduk. Bir diğeri yıkama etkisi. Bu yıkama etkisini bir yerde bahsetmiştik. Hatırlar mısınız? Şöyle bir soru sormuştum size. Demiştim ki, kuru dönemin başında neden daha çok meme içi enfeksiyonlara rastlanır? Bunlara şu gerekçeleri saymıştım. Bir, sağım olmadığı için nedir? Memede süt toplanması, meme başı kanalının kısmen açılması, hayvanın süt damlatması bir dezavantajdı. İkinci bir dezavantaj neyi sunmuştuk? Yani sütün sağım olmadığı için yıkama etkisinin olmaması. Yıkama etkisi neydi? Her sağımda meme başı kanalına girmiş olan bakterileri uzaklaştırmak demekti. İşte sütün yıkayıcı etkisi biliyorsunuz kuru dönemde doğal olarak sağım olmadığı için olmayacak. Olmadığı için de meme başı kanalına girmiş olan bakterileri uzaklaşmayacak, uzaklaştırmayacak. Öyle olunca da ne olacak? Bu bakteriler fırsat olursa nedir? Orada çoğalabilme ve enfeksiyon oluşturabilme özelliğine sahip. O nedenle işte kuru dönemde nedir? Sütün yıkayıcı etkisinin olmaması nedeniyle meme içi enfeksiyonlara daha sık rastlıyoruz. Hatta hatırlar mısınız? Her sağımdan önce ön süt böyle birkaç mililitre süt sağılıp atılır. Niye atılır bu? Amaç işte o meme başı kanalına girmiş olan bakterileri tankımıza ya da güğümün içerisine gitmesin diye. Burada amaç ne? Gerçek amaç? Yani süt kalitesinde daha iyi bir iyileşmeye katkı sunmak amaçlı. Ya da şeyi hatırlayın, steril süt örneği alıyorduk. Önce ön süt atıldıktan sonra alınmalıydı steril süt. Aksi takdirde meme başı kanalına girmiş olanlar sütün içerisine karışır. Oysa bunlar enfeksiyon oluşturmamıştır belki. Yanlışlıkla siz bunu tespit edersiniz ya da tespit edilir. Denir ki şu üredi. Oysa o meme başı kanalına girmiş saprofit bakterilerden biri olabilir. O nedenle ön süt atılır demiştik hatırlarsanız. Bir diğer savunma sistemi, bu da yine hem edinsel hem de doğuştan savunma sisteminin bir parçası, hücresel savunma sistemi. Hücresel savunma sistemi deyince neyi anlayacağız? Polimorf nükleer lökositler, yine makrofajlar, T ve B lenfositler. Bunlar hücresel savunma sisteminin önemli üyesini oluşturuyorlar. Hücresel savunma sistemi nedir? Özellikle de anatomik savunma sisteminden kurtulan patojenlerin üremesini ya da meme içinde enfeksiyon oluşturmasını engel olan nedir? Savunma sistemi. Özellikle bunların en önemli parçasını nötrofil lökositler oluştururlar. Nötrofil lökositlerin asıl görevleri de neydi? Patojenleri öldürmek, fagosite etmek. Yani yangı bölgesine ilk giden neydi bunlar? Hücrelerdi. Nötrofil lökositler biliyorsunuz. Her ne kadar makrofajların da sınırlı oranda fagositoz özelliği olsa da asıl fagositozu ne gerçekleştiriyordu? Nötrofil lökositler. Nötrofil lökositler bu anlamda önemliydi. İşte memedeki lökositlerin aktivitesi ve sayısı meme içi enfeksiyonların süresi ve ciddiyetiyle çok yakından ilgili. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Memenin içinde ne kadar çok lökosit var ise demek ki enfeksiyon oluşmasına o derece nedir? Olasılık zayıf. Ve aynı zamanda da ne kadar fazla ya da hatırı sayılır oranda bir nötrofil lökosit varsa bir yangı ya da enfeksiyon oluşsa bile şiddeti daha hafif seyreder. Oysa nötrofil lökositlerin sayısı az ise enfeksiyon çok daha şiddetli seyreder. Doğuma yakın dönemde neden daha çok klinik mastit gözüküyor? Çünkü doğuma yakın dönemde immünsüpresyon var hayvanlarda. Çünkü
Doğuma yakın dönemde metabolik bir değişiklik var. Endokrinolojik bir değişiklik var. Metabolik yine değişiklikler var. Bunlar hepsi hayvanda immün süprasyona yol açıyor. İmmün süprasyon ne yapıyor? Arkadaşlar işte nötrofil lobositlerin sayısını ve fagositik etkinliğini azaltıyor. Öyle olunca da yangı daha şiddetli. Hatta doğuma yakın dönemde bazı inekler mastitis nedeniyle ölür. Ölmesinin sebebi ciddi immün süprasyon olmasından dolayı. İmmün süprasyon varsa ne kadar zayıfsa, yani immün sistem ne kadar zayıfsa oluşacak yangının ciddiyeti de o oranda fazla olur. Zaten immün sistem güçlü ise enfeksiyon oluşmaz. Onu yener savunma sistemi. Orta dereceli çalışıyorsa bu defa hafif klinik veya orta dereceli klinik ya da subklinik şekillenir mastitis. O yüzden demek ki bir memeye patojen girdiğinde bunun yok edilmesi ya da hafif veya orta dereceli bir klinik mastitis veya subklinik mastitis ya da şiddetli bir mastitis olup olmayacağını belirleyen ana unsur neymiş? İmmün sistemin durumu. İmmün sistem ne kadar iyi çalışıyorsa nedir ya da ne kadar az çalışıyorsa yangının da şiddeti ona göre değişiyor. Evet, dedik ki işte vücuda özellikle de patojenler girdiğinde ilk savunma hücrelerini oluşturanların nötrofil lokositler olduğunu söylemiştim. Özellikle de bu nötrofil lokositler arkadaşlar önemli bir kısmını lenfositlerden, makrofajlardan ve nötrofillerden oluştuğunu ama normal bir memede yani mastitisli olmayan memede alınan sütte nötrofil lokositlerin sayısının az olduğunu, daha çok makrofajların olduğunu da söylemekte yarar var. Ama mastitisli bir sütte bu hücrelerin oranına bakacak olursak neredeyse %100'e yakın oranda nötrofil lokositlerin olduğunu, yani normal bir sütün içerisinde somatik hücre sayısının genelde 200 binin üstünde, 200 binin altında olduğunu, bakın mililitrede, sağlıklı bir memeden alınan sütteki somatik hücrelerin en önemli kısmını makrofajların oluşturduğunu, daha sonra T ve B lenfositler, sonrasında nötrofil lokositler. Ama mastitisli bir memeden süt aldığınızda neredeyse %100'e yakın oranda nötrofil lokositlerden oluştuğunu da söylemekte yarar var. Yine sağlıklı bir memeden alınan sütte bu hücrelerin sayısı azdır. Genelde de 200 binin altındadır arkadaşlar. İneklerde genelde 100 bin civarıdır. Düvelerde daha altıdır. 50 bin civarıdır. Mililitre somatik hücre diyoruz biz bunlara. Somatik hücre deyince biraz sonra da diyeceğim ama nötrofil lokositler, makrofajlar, T ve B lenfositler ve memede dökülmüş epitel hücrelerinden oluşuyor bunlar. Bunların sayıları mastitisli olmayan bir sütte 200 binden azdır. Ama örneğin bir ineğin bir memesinden süt aldınız, ölçtünüz somatik hücre sayısını. Somatik hücre sayısı 200 binde üzeri ise o meme enfektedir demektir. Ya da bir inekten 4 memesinden süt aldınız, bir kabın içerisine koydunuz, 4 memeden aldığınız sütü sağdınız bunun içine. Buna karma süt örneği denir. Karma süt örneğinde somatik hücre saydınız ve somatik hücre sayısı 200 binin üzerine çıktı. Nasıl yorumlarsınız bunu? Var mı? Söz alarak lütfen. Nasıl yorumlarsınız? Karma süt örneğinde somatik hücre sayısı 200 binin üzerinde çıkmışsa ne demek bunun anlamı? Evet, bu ineğin en az bir meme lobu enfektedir. En az. O zaman şöyle ikinci bir soru sorarız değil mi? Acaba hangisi enfekte? Bunu belirlemek için ya her memeden tek tek alıp sayarız ya da California mastitis test yaparız. Aslında California mastitis testi de çalışma prensibi nedir? Sütteki somatik hücre sayısındaki artışı en direkt olarak gösteren bir testtir. California mastitis test. Buna bakarsınız, GMT yaparsınız ya da bireysel süt örneği aldınız. Aynı soruyu şöyle sorayım size. Şimdi dedik ki artık birçok süt alıcı kurum sütü alırken bir işletmede sütün kalitesine bakıyor. Kalite standartlarından biri sütün içindeki somatik hücre sayısı,
bir diğeri toplam bakteri sayısı. Her ay bunu alır, nedir? İşletmeye raporlar. Der ki bu ayki somatik hücre sayım bu, toplam bakteri sayım bu. Somatik hücre sayısı tank sütünde 200 binin üstündeyse bu şey demektir. İşletmeye der ki önlem al bak, senin de işletmende mastitisli inekler var. Bakın bu senin süt kaliteni olumsuz etkiliyor. Bak ben senin sütünü daha ucuz alırım. Ya da toplam bakteri sayısı çok yüksek. O zaman şunu der. Demek ki sen sağım makinalarının temizliği yapılmıyor. Ya da meme başı temizliği sağımdan önce iyi yapılmıyor. Memenin içine dışkı çamur giriyor. Biliyorsunuz bunlar çevresel mikroorganizmalar bakımından zengin. Özellikle de koliformların en önemli özelliğine sütün içinde çok hızlı çoğalırlar. O nedenle gene hatırlarsınız, belki gıda derslerinde göreceksiniz, süt derslerinde süt sağlıktan sonra hemen soğutulması gerekir. Soğutulmazsa koliformlar çok hızlı bir şekilde ürer. Koliformlar ürerse sütün içindeki toplam canlı bakteri sayısı artar. Yine hatırlayın, Avrupa Birliği ülkelerinde nedir? Kriter şudur, bir şeyin çiğ sütün ısıl işlem görmeden insan tüketimine sunulabilmesi için somatik hücre sayısı 400.000 ve altı olacak. Toplam bakteri sayısı 100.000'in altında olacak. Bakteri sayısı ne kadar düşükse o süt o kadar kaliteli demektir. O nedenle birçok işletmede hep hedef şudur. Somatik hücre sayısını 200.000'in altında tutmak, toplam bakteri sayısını 5.000, 10.000 civarında tutmak. Toplam bakteri sayısını düşük tutmak istiyorsanız bir kere meme temizliği iyi olacak. Hayvanların gezinti alanları temiz, kuru olacak. Çünkü çevreden bulaşıyor bunlar. Ve aynı zamanda da sütü sağımdan hemen sonra nedir? Hızlı bir şekilde soğutacaksınız. Evet. Demek ki somatik hücrelerin bu şekilde ifade ettikten sonra peki şöyle bir soru yönelsem. Aslında sorumun yanıtı da burada var. Neden mastitisli bir memeden, olmayan bir memeden alınan sütte somatik hücre sayısı 200 binin altındayken mastitis şekillendiğinde neden somatik hücre sayısı artıyor? Milyonları buluyor, 10 milyonları buluyor. Bu da yangının şiddetine bağlı olarak. Şöyle bir örnek vereyim. Klinik mastitisli bir sütten sayın somatik hücre sayısı subkliniğe göre çok daha yüksektir. Bakın. Klinik mastitisli bir sütün somatik hücre içeriği subkliniğe göre daha yüksektir. Ya da hafif dereceli bir klinik mastitiste, orta dereceli bir klinik mastitisteki somatik hücre sayın aradaki farkı görürsünüz. Hafif de daha azdır, orta dereceli de daha yüksektir hafife göre. Ama şiddetli de onlardan da daha yüksektir. Bunu belirleyen unsur ne? İşte yangının derecesi. Peki ne oluyor? Normal bir memede süt mililitresinde 200 binin altındayken neden enfeksiyon geliştiğinde somatik hücre sayısı 200 bin hücre bölü mililitrenin üzerine çıkıyor? Bunda da şu memeye bir patojen girdiği zaman özellikle de arkadaşlar makrofajların üzerinde toll-like reseptörler var. Bunlar patojenle ilişkili molekülleri yani patojeni tanıyor. Önceden alarm veriyor. Alarm verince de arkadaşlar yine bir takım hücrelerden başta nötrofil polimorfitler, lökositler veya makrofajlar olmak üzere oksilipitler ve arkadaşlar sitokinler salgılanıyor. Bu sitokinler geliyor arkadaşlar kan meme arasındaki geçirgenliği arttırıyorlar. Bakın buralarda genişlemeye yol açıyorlar ve büyük moleküllü olduğu için nötrofil lökositler bu yol açılıyor onlara ve bunlar süte karışıyorlar ve savaşmak için hazır. Ama normal bir memede kan meme arasındaki bu epitellerin nedir? Çok daha sıkı nötrofil lökositler süte fazla miktarda geçemiyor. Bu nedenle lökositlerin sayısı artıyor. İşte zaten hepiniz de biliyorsunuz sanıyorum bir yerde enfeksiyon şekillenirse oradan nötrofil lökositlerin sayısı artar. Örneğin bir vajinitiste, vajinadan aldığınız bir örnekte yoğun görürsünüz. Ya da patoloji dersi okuyorsunuz değil mi? Orada size bazı yangılarda preparatlar gösteriyorlar. İlk böyle yangıların başlangıcında neyi görüyorsunuz? Dokudaki dejeneratif değişikliklerden daha çok nötrofil lökositlerin sayısındaki artışı görüyorsunuz. İşte burada da aynı mekanizma çalışıyor arkadaşlar.
Burada da bir örnek verecek olursak, bakın yine bir inek patojenle temas halinde olduğunda, sürekli temas halinde olduğunu söylemiştik. Meme içine bunlar girerse hemen ne oluyordu? Patojenle ilişkili moleküller ya da bunlar pump diyorduk. Bunlar hemen nelere sebep oluyordu? Makrofajlardan stokinler salınımı şeklinde bir yanıt. Stokinler kandan, bakın şu epitel hücrelerinin geçirgenliğini arttırarak kandan nötrofil lökositlerin ilgili dokuya veya ilgili meme bölümüne fazla miktarda geçmesine ve sonucu sütte somatik hücre sayısında artışa yol açıyordu. Buraya kadar var mı anlaşılmayan bir şey? Hızlı mı anlatıyorum? Anlaşılıyor mu? Net olarak anlaşılıyor. O zaman bir sonraki diyeye geçelim. Nötrofil lökositlerin en önemli demiştik ki fagositik hücreler olduğunu, bakın yangı bölgesine çok kısa sürede hızlıca göç ettiklerini söylemiştik. Eğer nötrofil lökositler yangı bölgesine göç hızları yavaşsa, bunu da neye benzetmiştik? İtfaiyenin hani yangına geç müdahale eden itfaiye gibi. Ve birçok ineğin o nedenle öldüğünü söylemiştik. Özellikle de mastise bağlı ölümler çoğunlukla doğumdan sonraki veya doğuma yakın dönemlerde çok sık olur. Bunun da nedeni bu dönemdeki immünsüpresyonda. Ciddi immünsüpresyon olan ineklerde nötrofil lökositler yeterince ilgili enfeksiyon bölgesine geçemez ya da çok yavaş geçtiği için, hani hep klasik tabir, binaya geç gelen itfaiye gibi, bina yandı, kül oldu, ancak ondan sonra zaten itfaiye geldiğinde bina kül olmuştu, onun gibi. O nedenle bunların önemli olduğunu söyleyelim. Evet, lökositlerin görevlerinin de, yani makrofajları, pardon, bakterileri öldürmek ve fagosite etmek olduğunu da belirtmiştim zaten. Evet. Burada da bir resimde de şunu özellikle vurgulamak açısından, bakın az önce söyledim, somatik hücre sayısının 200 bin bu eşit değerdir. İster tam sütünde ölçerseniz somatik hücreyi, 200 binin üstüne çıkması sizin sürünüzde enfekte inekler olduğunu düşündürür. Bu inekleri bulun. Aksi takdirde süt kalitenin bundan olumsuz etkileniyor mesajı verir. Somatik ya da tek bir memeden ölçüyorsanız o memenin enfekte olduğunu gösterin. Karma süt örneğinde ölçüyorsanız nedir? O ineğin bazı memelerinin enfekte olduğunu size düşündürür. O yüzden bu 200 bin değeri yüksektir. Zaten bir işletmede de hedef şudur. Somatik hücre sayısı 200 binde 6 olan inek sayısı, inek oranı %85. Yani şöyle söyleyeyim, daha anlaşılır bir deyimle. Bir işletmede ineklerin %85'inin somatik hücre sayısı 200 binin altında olması lazım. İşletmelerde böyle hedefler vardır meme sağlığı açısından. Onlardan biri de budur. Yani somatik hücre sayısı 200 binde 6 olan ineklerin oranı %85 ve daha fazla olacak. Eğer bu oran düşerse o işletmede nedir? Meme sağlığı bakımından sorun olduğunu ya da problem olduğunu bize düşündürmesi gerekiyor. Burada da bakın işte enfeksiyon olduğunda bir elektron mikroskop görüntüsü çok sayıda nötrofil lökositin kandan memeye geçtiğini nedir? Rahatlıkla burada görebiliyoruz somatik hücrelerin. Ve aynı şekilde burada da yine nötrofil lökositlerin bir bakteriyi nasıl fagosite ettiğini gösteriyor. O yüzden bir kez daha diyecek olursak, nötrofil lökositlerin primer görevi bakterileri fagosite etmektir. Somatik hücreler nedir derseniz, az önce söyledim bakın, sağlıklı bir memeden alınan sütte somatik hücrelerin %35-79'u makrofajlardan oluşur. %10-24'ü T ve B lenfositlerden, %3-26'sı ise polimorf nükleer nötrofillerden oluşur. Bakın %2-15'i epitel hücrelerinden. Oysa mastitisli bir memeden alınan sütte neredeyse %100'e yakın oranda somatik hücrelerin nedir? Nötrofil lökositlerden oluşuyor. Neden nötrofil lökositler artar derseniz, farklı bir resimde bir kez daha anlaşılsın diye, kan beyi arkadaşlar lenfatik kapillerlerden, lenf damarlarından nötrofil lökositler ne yapıyordu?
epiteller arasındaki bu porlar genişliyordu biliyorsunuz. Stokinler ya da oksilipitlerin etkisiyle nötrofil lökositler, lenf veya kan orijinli nötrofil lökositler neye geçiyordu arkadaşlar? Bakın. Şeyler, nötrofil lökositler kandan geçiyor. T ve B lenfositler lenften geçiyor. Hatırlarsanız T ve B lenfositler nerede yapılıyor? Lenf yumrularında yapılıyordu ve bunlar işte nedir? Meme dokusuna, enfeksiyon bölgesine geçerek burada patojenler de savaş ediyordu. O nedenle somatik hücre sayıları önemli oranda artıyordu. Nötrofillerin görevinin de bakterileri hapsetmek, bakteriyle doku döküntüsü veya yabancı cisimleri fagosite etmek olduğunu söylemiştik. Ve bunu da nötrofil lökositler iki türlü yapar. Ya oksijene bağımlı sistemlerde ya da oksijenden bağımsız sistemlerle nedir? Nötrofil lökositler bakterileri fagosite ederler. Evet. Şöyle görme açısından diyorum. Evet ha. Peripartüent dönemde bunların sayılarının az olduğunu az önce de söylemiştim. Ciddi immünsüpresyon olduğunda nedir? Birçok ineğin nedir? Klinik mastite yakalandığını, hatta bazılarının öldüğünü söylemiştik. İşte doğuma yakın dönemde peripartüent dönem şu demek, doğumdan 3 hafta öncesi 3 hafta sonrası. Bu enfeksiyonlar açısından en kritik dönemdir. Çünkü hayvanlarda immünsüpresyon olur. Bu nedenle immün sistemle ilişkili hastalık dediğimiz, bakın, retensio secundarum yani yavuz zarlarının atılamaması, mastitis, metritis gibi hastalıklar bu dönemde çok sık şekillenir. Aynı zamanda topallık. Demek ki ne oluyormuş? Peripartüent dönem en kritik dönemlerden biri, doğumdan 3 hafta öncesi ve sonrasını kapsayan bir süreç. Bu dönemde immünsüpresyon olan hayvanlarda immün sistemle ilişkili hastalık dediğimiz retensio secundarum, mastitis ve metritis, topallık gibi hastalıkların görülme oranı oldukça yüksektir bu dönemde. Çünkü az önce de söyledik, nötrofil lökosit sayısını ve fonksiyonlarını etkileyen en önemli faktör immünsüpresyon. Bu dönemde immünsüpresyon şekillendiğini. Bu dönem enfeksiyonların daha çok, çok yaşayın, bu dönem enfeksiyonların daha çok klinik olarak seyrettiğini söylemiştik. Hatta bakın, perokut mastitis ve endotoksik şoka nötrofil sayısı az olması neden oluyor. Bunu da nötrofil sayısının az olması da immün sistemle ilişkili olduğunu söyledik. Bir diğer nedir? Somatik hücremiz makrofajlardı. Makrofajların da görevi şu, memeye invaze olan bakterileri, bunlar da aynı proteaz ya da serbest oksijen radikalleriyle öldürüyorlar ve doku döküntülerini ve de involüsyon dönemindeki bakın memedeki sütü sindiriyorlar. Hatırlayın yine, hayvanı kuruya çıkarıyorsunuz, birkaç hafta süt yapımı devam etmiyor muydu? O süt ne oluyordu hatta? Sizin gruptan biri bir soru sormuştu. Rezörbe oluyordu. Bunu ne yapıyor demek ki? Makrofajlar bunları yapıyor. Onları fagosite ediyorlar, yani sindiriyorlar ve oradan, ortamdan yok ediyorlar. Bu da makrofajların görevlerinden bir tanesi. Özellikle de kısmi fagositik aktiviteleri olduğunu az önce söylemiştim makrofajların. Bu etkileri spesifik patojenlere karşı opsonin antikorları varlığında daha da artıyordu. Yani makrofajların bu özelliklerini söyleyelim. Bir görevlerinin de makrofajların, hani hatırlayın az önce söylemiştim, patojenleri, bu pumpları tanıdığını söylemiştik. Buna yanıt olarak tümör nekroz faktörü alfa, interleukin gibi pro-enflamatuar stokinler dediğimiz maddelerin salındığını ve bunların da işte lokal enflamatuar ya da lokal yangısal reaksiyonu başlattıklarını biraz önce de yine söylemiştik. Bir diğer hücre tipi lenfositlerdi. Bunlar da bakın antijenleri tanıyan ve onlara karşı spesifik savunma sistemini uyaran neymiş? Antijenleri, vücuda giren antijenleri tanıyor ve ona karşı spesifik savunma sistemini uyaranlar. Bunun da T ve B lenfositleri vardı arkadaşlar, biliyorsunuz ki. Sağlıklı bir memede daha çok T lenfosit. T lenfositleri de bakın CD8 önemli bir kısmı ve CD4 hücrelerinden
oluştuğunu da söyleyelim. Bakın laktasyon döneminde daha çok CD8, kuru dönemde ise CD miktarı artı 4 miktarı daha fazla. Demek ki kuru dönemde CD4, laktasyonda CD8. CD4 hücreleri makrofajlar ve lenfositler üzerindeki antijenik büyük doku uyuşum kompleksi. Major histobility complex diye belki fizyoloji derslerinden hiç duydunuz mu? MHC. Bunların kompleksinin tanınması ve sitokin üretilmesi ve immün sistemin aktivasyonunda rol alıyorlar. CD artı 4'ler. Demek ki bunlar ne yapıyorlarmış? Major histobility complex ya da büyük doku, Türkiye'ye çevirirsek büyük doku uyuşum kompleksinin tanınması için sitokin üretiyorlar ve bu şekilde immün sistemi aktive ediyorlar. E. coli kaynaklı mastitislerde arkadaşlar özellikle C4'ün Staphylococcus aureus'a bağlı kronik mastitlerde ise CD8'in önemli bir rolü var. Evet. Bir diğer şey B lenfositler. Bunlar da antikor üretiyorlar. Bu nedenle meme savunma sisteminin bir parçasını oluşturuyorlar. Özellikle de bunlar önce patojenler üzerindeki antijenleri tanıyorlar ve antijenlere karşı ne yapıyorlar? Spesifik antikor üretiyorlar B lenfositler. Bunlar da dediğim gibi hücresel savunma sisteminin bir parçasını oluşturuyorlardı. Şimdi laktoferinden bahsedeceğiz ama burada bir ara vaktimiz geldi. Arayı verelim. İkinci dersimizde laktoferinle devam edeceğiz.